Bülent Bey, afişi getirdim, size göstermek istedim. Bir şeyler yaptık ama tabii daha iyisi de olabilir. Ama bir bakın. Bülent Bey. Siz kimsiniz? Bülent Bey yok mu? Bülent Bey yok. Sen bana bir espresso getirir misin? Double olsun lütfen. Sen neden bu kadar ukalasın? Neden benden özür dilemiyorsun? Neden dilemiyorum acaba? Şu tavrından dolayı olabilir mi? Hı? Yani eğer benimle düzgünce konuşsaydın dilerdim. Ama böyle biraz zor. Ne oldu o zaman? Hadi sana iyi günler. Tamam. Ay yine mi sen? Aynı şeyi ben de senin için söyleyecektim. Bir dakika ya, sen hala benden özür dilemeyi düşünmüyor musun? Sen hala orada mısın ya? Ben anlamadım. Sen sekreter sanılmaktan neden bu kadar gocundun? Takılma bence. Çok saçma. Anladım. Sen hala terbiyesizsin. Ben de anladım. Sen bende takılı kaldın. Ay ben niye sende takılı kalayım ya? Ben seni tanımıyorum bile. Ayrıca tanıdığım kadarıyla da çok kaba sabasın. Beğendin beni de ondan. Ne? Ben seni mi beğendim? Beğenmedim. Beğenmedim tabii ki. Sana kim çok yakışıklısın falan dediyse seni çok kötü kandırmış. Akşam ne yapıyorsun? Anlamadım. Ya bunda anlamayacak ne var? Akşam ne yapıyorsun diye soruyorum. Kimse seni yemeğe falan çıkarmıyor mu? Çıkarıyorlar bir kere de sana ne? Kaçta buluşuyoruz o zaman? Buluşmuyoruz. E oldu o zaman. Başka zaman buluşuruz. Görüşürüz. Ay hasta ruhlu. Çok güzel olmuşsun. Ama daha çok beklersin o öküzü. Anlamadım. Adam diyorum adam. Nasıl bırakıp gitti seni ilk dakikada? Bırakılır mı ya bu kadın hiç? Onu anladım. Sana ne? Onu soruyorum. Ya sen bu adamdan bir şey olursan... ben sana söyleyeyim olmaz. Daha ilk dakikadan seni benimle bırakırsa olmaz. Benim seni beğenmeyeceğimi tahmin edip herhalde bir tehlike görmediği için gitti. O değil de sen beni arayacaktın, aramadın. Ne oldu? Çekindin mi? Ben seni arayacağım, öyle mi? Evet, konuşmak istiyormuşsun benimle. Ben de ver numaramı, arasın konuşalım dedim. Ya ben öyle takılmam ilk önce kim aradı, kim mesaj attı filan diye. Aşalım bunu bence. Bir kere öyle bir şey yok, tamam mı? Sen benim numaramı istedin ve ben tabii ki numaramı sana vermedim. Ayrıca yeryüzünde konuşmak istediğim son insan sensin. Çünkü sen son derece saygısız ve terbiyesiz birisin. Hmm. O yüzden mi masana gitmek yerine hala benim yanımda duruyorsun? Hayır ya, o gitti ya işte beraber geçelim masaya diye. Uf. Neyse tamam, sen geç. Ayakta kalma, yorulursun. Bana bir ihtiyacın olursa da ben buradayım. Pardon da benim sana niye ihtiyacım olsun? Ne bileyim, sıkılırsın filan işte. Bana bir göz at, hemen gelirim. Evlilik insanı boğuyor, şey yapıyordum da. Bence de. Kusura bakma Devrim. Ne oluyor? Şimdi ne olduğunu gayet açık öğreneceksin. Tabii. Yani tuttum kendimi, tuttum. Hı. Ama burama kadar geldi, burama kadar. Daha fazla tutamayacağım. Biz hanımefendiyle nereden tanışıyoruz biliyor musun? Yok. Nereden? Kendisi benim eski sevgilim. Ne? Ay yuh. Yani böyle pat diye söyledin mi beyefendiye? Yani. Hı. Sen nasıl söyleyecektim? Hı? Nasıl söyleyeyim? Bir de bizim her zaman geldiğimiz yere gelmişsiniz. Bak sana bir şey söyleyeyim mi Devrim? Bir insanın en fenası işte böyle intikam için başkasıyla buluşanı, hele de her zaman geldiğimiz mekanda.
Ay yok canım ya, onun beni suçladığına bakmayın. Kendisi çok kaba saba ve hadsizdir. Ayrıca Ender'le biz hep geliyoruz buraya, tamam mı? Sen Tuğçe Su'yla niye geldin buraya? Niye geldin? Çünkü beni göreceğini biliyor, anladın mı? Tuğçe Su bizim arkadaşımız. Yok, arkadaşımız değil canım. Benim arkadaşımın, tanıdığının, akrabasının kuzeni. Senin onunla ne işin var? Sonuçta benim yakınım sayılıyor, değil mi? Evet, senin. Olmaz. Ben şöyle olmaz yapalım. İşte. Yok, sen yok, de olmaz. Her şey senin etrafında. Yok, bana double ihanet sayarım ben bunu. Double. Yok. Ben buraya nasıl geldim beyefendi? Ender ve Kaya söylemedi mi? Benim bir günahım var mı? Sen ben mi ayarladım buraya? Etmedin, buyur, tabii. Sor. Ben onlara ayrıca sor, teşekkür öyle edeceğim zaten. Yok, yok. Tamam, okey, şöyle yapalım. Devrimciğim bir dakika bak. Sen tabii, bunu... sözünüzü kestim, affedersiniz. Evet. Ben kalkayım, siz kozlarınızı kendi aranızda paylaşın. Ne dersiniz ha? Ha, kalkıyor musunuz? Kusura bakmayın, ne olur. Ne haliniz varsa görürsünüz artık, değil mi? Evet. Kusura bakma Sadevcan. Ay yok, zaten bakamaz çünkü başımı şişirdi. Ne derdi varsa bana anlattı yani. İyi oynadınız. Sağ ol. Eskiden ajansa kayıtlıydım, neyse. Sana bir şey söyleyeceğim yalnız. Senin kadar kaba bir adama teşekkür edeceğim hiç aklıma gelmezdi ama teşekkür ediyorum. Yalnız birazcık fazla uçtum. Niye kız arkadaşım gibi bir yalan buluyorsun? Niye başka yalan bulmuyorsun? Bence senin bana aşık olman, beni sevmen bayağı güzel oldu ya. İnandırıcı oldu yani. Ya, o kısmına inanmış mıdır bilmiyorum artık, neyse. Sağ ol. Yani bu mu? Kuru kuru teşekkür kabul etmiyorum. Bir şeyler içelim. Bir şeyler ısmarladı ya. İyi, tamam. Ismarlayayım. Menüyü isteyelim o zaman. Bir şey ye iç bari. Aa, Yıldız. Alper hocam, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, ben de. Doğum yapmışsın. Evet. Hayırlı olsun. Yalnız sağ mısın bayağı? Evet ya, spora da gelemedim. Söz veriyorum, geleceğim. Tamam, bak bekliyorum. Tamam, iyi eğlenceler. Atla, ben bırakayım seni. Ay yok. Benim zaten şoförüm geldi. Vay. Şoförlü araban mı var ya? Çok havalısın ha. Ama seninki benden daha havadar. Bir gün beraber de hava alırız o zaman. Yok, ben ona binemem. Ya düşerim ya donarım. Sıkı sıkı tutunursan ne düşersin ne de üşürsün. Oldu, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Yıldız. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Unutturmaya çalışıyorsun ama yemem. Şu fotoğrafı gönder artık bakalım bana. Ay ne fotoğrafmış ya. Yani ben böyle bir şey görmedim, bekle. Ha, ama diyorsan ki ben sabahlara kadar senin fotoğrafına bakacağım. Öyle uykuya dalacağım. O zaman kalabilir. Gönderir göndermez silerim. Söyle numaranı. Ararsın beni. Ben mi? Ben hayatta aramam. Tamam canım, ben ararım. Ne fark eder ya? Merak etme, her türlü konuşuruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Dikkat et. Yavaş yavaş gidin. Yarın konuşuruz o zaman. Her şeye cevap verir ya. Of. Gel artık. Gel, 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 gel. Kim şu telefonu? Niye bakıyorsa annen sürekli telefonla, değil mi? Ay. Geldi babası. Yıldız. Kerim. Ne haber? Tanıştınız mı? Yo, tanışmadık. Kerim Bey, şirketimizin yeni CEO'su. Oğlum. Sen ne sessizsin lan? Vay vay vay, gel. Yıldız ben, memnun oldum. Ben de. Selam. Kusura bakma, habersiz geldim ama. Kimmiş? Site yöneticisiymiş de. Ne istiyormuş? Siteyle ilgili bir şey herhalde.
Bekle seni 2 dakika. Geç otur, ayakta durma. Geliyorum şimdi. Ha, ne oldu Müfit Bey? Siteyle ilgili bir durum mu oldu? Birikmiş aidat borcunuz vardı. Ya senin burada ne işin var? Ya kusura bakma, ben seninle konuşmak için geldim ama. Ya sen konuşmak için insanların evlerine mi gidiyorsun ya? Telefon diye bir şey var. Öyle herkesin evine gitmiyorum canım, ne münasebet. Sen hem benim adresimi nereden buldun? Şirketten. Ha, araştırma da yaptın yani. Ben ne uğraşacağım canım, Mert'e söyledim, o buldu. Mert kim be? Ha, benim ekibimden, tanıştırırım seni, çok seversin. Ya üf, ne seveceğim ya, niye geldin söyle. Nasıl yani, beni içeri davet etmeyecek misin, böyle kapıda mı konuşacağız? Ya niye davet edeyim seni içeri ya? Yani insan bir çay kahve ikram etmez mi ya? Yok edemem çünkü annem var, Halitcan bebeğim var, müsait değiliz. Ha, anladım. Eski eşine niye yalan söyledin? Anlamadım. Eski kocana benimle önceden tanıştığını niye söylemedin diyorum. Yalandan değil ya, boş bulundum. Ağzımdan bir anda bir şeyler çıktı. O kadar ondan. Boş bulunmadın. Ortada saklanması gereken bir durum olduğunu düşündün ve panik oldun. Yok ya, ne münasebet. Ben öylesine konuştum işte ya, ağzımdan çıkmış. Hı hı, anlıyorum. Hem bir kere sen bana hesap soruyorsun da sen bana şirkette çalışmaya başladığını söylemedin. Sen benim Halit'in eski karısı olduğumu bilmiyor musun? Ben nereden bileceğim ya? Halit Bey'le de bu sabah tanıştık zaten. Hı, iyi, tamam, bilmiyordun. Ya sen niye bu kadar gerginsin? Gergin falan değilim. Yalnızlıktan. Ay ben mi yalnızım canım? Hiç de yalnız falan değilim. Nasıl yani? Hayatında biri mi var yoksa? Yok, yok. Ama ben mutlu olmak için birine ihtiyaç duymuyorum ki. Ben kendi kendime çok mutluyum. Allah aşkına, bir de şimdi bana ben senin bildiğin kızlardan değilim der misin lütfen? Ben senin bildiğin kızlardan değilim. Tamam neyse ya, boş yere güldürme beni. Yakışıyor ama. Söyleyeceğin söyledin herhalde, git. İyi madem, gideyim. Seni gerçekten rahatsız ettiysem kusura bakma. Görüşürüz o zaman. Nerede görüşeceğiz ya? Yeri ve zamanı mı öğrenmek istiyorsun yoksa? Ay hayır, öf, tamam hadi git. Görüşelim. Ay montunu da giymemiş zaten, donarak ölecek. Sürpriz. Aa, Kerim. Yıldız. Senin burada ne işin var? Yemeğe geldim. Aa, siz tanışıyor musunuz? Şaykacığım ne tesadüf değil mi? Kerim'le Yıldız daha önceden arkadaşlar. Ben de hep birlikte yemek yiyoruz. Yıldız'ı da davet edeyim dedim. Öyle mi? Bilmiyordum. Ama ne alaka yani? Ay tanışık olmak için bir alaka mı lazım Şayka? Biz Yıldız'ın şirketinde karşılaştık. Doğrusunu anlat canım. Sen bana bir ayıp ettin, özür dilemedin. Bak ya, sen hala orada mısın? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen gerçekten takıntılısın Yıldız. Hayatında biri yok anladığım kadarıyla. Yok. Ama hayat yalnız geçmez bence. Şimdilik yok de. İleride mutlaka biri olur. Evet evet, olacak belli, anladık onu biz. Gördüğümüz üzere. Kendinden mi bahsettin yoksa? Aa. Ay deli deli şeyler söylüyor bu çocuk arada. Sizin arkadaşlığınız bu şekilde ilerliyor yani. Jargonunuz bu. Yani biz öyle sandığın gibi arkadaş değiliz aslında. Neyiz ki biz? İşte. Daha 2 kere görüştük, hemen biz neyize bağladın. Sen beni sinirlendirmek için yapıyorsun ama ben bunları yemem canım. Az önce sanki biraz yedin gibi ama. Yedi yedi. Yemez mi? Tabaklarca yedi hem de. Öyle glutendi, şekerdi derken baksana şiştikçe şişti. Sen nereden benim seninle gelmek isteyeceğimi bildin de hemen atladın? Belki ben seninle eve dönmek istemiyorum. E ama şu an benimle dönüyorsun. Evet ama bir sor. Bir sor, isteyerek mi dönüyorum? Bakayım. Vallahi halinden gayet memnun görünüyorsun. Bir kere sen resmen oldu bittiye getirdin, tamam mı? Komik kız, sen böyle her şeye abartmayı çok seviyorsun ha. Ya sizin Ender'le amacınız Şayka'yı sinir etmek değil miydi? Başardınız işte, daha ne istiyorsun? Sen nereden anladın ya? Ha, bir akıllı sensin öyle mi? Yok yok, sen de fena değilsin. Ama yani yine de şaşırdım vallahi. Helal olsun. Farkındaysan seni hep şaşırtıyorum. Tebrik mi bekliyorsun? O değil de
Siz iki cadı bu zavallı Şahika'dan ne istiyorsunuz? Şahika mı zavallı? Zavallı tabii. Kadıncağız tek başına holdingi yönetiyor, bir de sizinle uğraşıyor. Bak, bu yaptığınızın ismi zorbalık. Sen Şahika'ya hiç uyanamamışsın, tamam mı? O kadar sinirlendirdin ki şu an benim. Elimin de tersine şöyle bir tane patlatırdım ama samimi değiliz, dua et. He? Olalım işte, ben de onu diyorum. Samimi olalım, patlat bir tane bana elinin tersiyle. Bunların hepsi samimi olalım diye. Olalım da rahatlayalım. Sen kendini komik sanıyorsun ama burada esprileri ben yaparım. Peki. O zaman bundan sonra beraber yaparız. Hı hı.